Herkese merhabalar. Ben Osman İngür. Böyle çok mu yukarıda oldum ya? Bölüm daha iyi acaba? O da olabilir. Herkese merhabalar. Ben Osman İngür. Size bugün Uygulamazın Kalbini Dinleyin isimli sunumu yapacağım. İstanbul'da çalışıyorum ve yaşıyorum. Yaklaşık 10 senedir yazılım sektöründeyim. Evliyim ve bir çocuğum var. Şimdi bugünkü sunumda öncelikle neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Neden uygulamamızın kalbini dinlemeye ihtiyacımız var? Biraz ondan bahsedeceğim. Daha sonra da bununla ilgili çözümlerden biraz bahsedeceğim. Hepimiz burada uygulama geliştiriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bunların bir şekilde düzgün şekilde çalışırlığını bilmeye ihtiyacımız var. Bunun içinde ana nokta, ana kavram monitoring. Monitoring ne demek? Monitoring aslında sizin uygulamanızın içerisindeki tüm noktaları ve tüm ölçülebilir her şeyi bir şekilde izlemeniz demek. Bunları eğer doğru şekilde izlerseniz, eğer doğru bir şekilde bunları analiz ederseniz, uygulamanızda yaşayabileceğiniz problemleri yakalamanız çok daha kolay olacak. Dolayısıyla aslında monitoring sizin için gerçek bir gereklilik. Bu iki senaryo için de geçerli. Eğer yeni bir uygulama yapıyorsanız veya uygulamanız yaşayan bir uygulamaysa, bir web uygulamasıysa, iki şekilde sizin monitoring'e ihtiyacınız var. Burada ilk olarak sorduğunuz soru şu. Web sitesi yaptınız veya bir uygulamanız var, çalışıyor. Bu bir API olabilir. Bu web sitesi olabilir. API'den kastım mobil uygulamanızın arkasında çalışan bir parça olabilir. Bir şekilde bu uygulamanın doğru şekilde yürüdüğünü, doğru şekilde çalıştığını bilmeye gerekliliğiniz var. Burada iki nokta var. Bir, uygulamanız şu an ne yapıyor? Uygulamanız tabir caizse patladığında bunu biliyor muyuz? Uygulamanın şu an ne yaptığından kastım şu. İşte uygulamanız şu an tam olarak nasıl bir performansta, uygulamanın tüm parçaları düzgün şekilde, entegre şekilde çalışıyor mu? Ve bu entegrasyonun içerisindeki parçalardan herhangi biri bozulduğunda bizim bundan haberimiz var mı? Bunun bir ikinci noktası daha var. Herhangi bir problem olduğunda bunu düzeltmeliyiz. Çünkü sadece uygulamayı geliştirmek değil, o uygulamayı yaşatıyor olmak da bizim için çok önemli bir değer. Bu nedenle monitoring vasıtasıyla aslında problemleri daha kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde çözebiliriz. Elimizde eğer uygulamamızla ilgili loglar veya metrikler veya neyin çalışıp çalışmadığını biliyorsak daha hızlı çözebiliyoruz. Ve akşam eve gittiğinizde aslında eğer bir şeyleri otomatize etmişseniz daha rahat uyuyabiliyorsunuz. Bunun tersi var. Bir arkadaşım var, yeni bir uygulama çıkarttılar. Adamın hep sorduğu soru şu: abi şimdi ne olacak? Ya patlarsak, ya işte rezil olursak, ya müşteriler siteye giremezse, ben patronlara ne anlatacağım? Başarısız olursam ne olacak? Çünkü o arkadaşım 6 ay boyunca o uygulama için uğraşmıştı, o uygulama için zamanını harcamıştı. Her şeyini dizayn etmişti. Bunun için bir zaman harcadı, efor sarf etti ve beni arayıp ya abi şimdi MySQL indi ne yapacağım diye soruyor. Ama MySQL indiğini bilmesi için şöyle bir problem var. Adamı patron arıyor. Ya abi site açılmıyor. Site açılmayınca hemen saldırıyor işte bir şeylere. O açık mı, bu açık mı, şu şöyle mi, bu böyle mi? Acaba web server ayakta mı? MySQL sunucusu ayakta mı? Her şeyi tek tek check ediyor. Her şeyi tek tek check ettikten sonra problemde olan parçayı buluyor ve düzeltmeye çalışıyor. Bir de bunun patronlar ve bizim tarafı haricinde bir de müşteri tarafı var. İnsanlar gerçek hayatta sizin web sitenize girdiği zaman karşılaştığı herhangi bir problemde, karşılaştığı herhangi bir hatada bu durumu tolere edemiyor. Şöyle ki işte girdiğiniz bir web sitesine, ürünleri geziyorsunuz, tık 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 tık, acil bir şey almaya ihtiyacınız var. Tık giriyorsunuz, web sitesi açılmıyor veya hata sayfası görüyor.
Daha sonra başka bir sayfa denemeye çalışıyor o site üzerinde. Yine ulaşamıyor. Ne yapıyor? Müşteriyi kaybediyorsunuz. Müşteri gidiyor, başka bir web sitesine yönleniyor. İşini başka bir web sitesi üzerinde hallediyor. Veya siz bu şekilde para kaybediyorsunuz. Aynı şekilde müşteriler yavaş web sitelerinden de hoşlanmıyor. Yani benim şahsi olarak bekleme sürem maksimum 3 saniye. Ben 3 saniyeden sonra bırakıyorum, hiç zorlamıyorum. Başka bir web sitesine yönleniyorum. Bu yani şu sıralar benim fark ettiğim, mesela bizim içeride Network'te, Firewall'da dışarı çıkarken şirkette Google'a bizim erişimimizde problemler var. Ben yazıyorum bir şeyler Google'a, Enter'a basıyorum, bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Aa diyorum, şimdi benim vakte ihtiyacım var. Bir şeyleri hemen bulmam lazım. Gidip başka bir search engine'a yöneliyorum. Gidiyorum, DuckDuckGo'yu açıyorum. DuckDuckGo üzerinden aramamı yapıyorum. Bir şekilde benim için mükemmel bir sonuç sunmasa da Google'a onu tercih edebiliyorum. Tabii oluşabilecek herhangi bir problemin kayıp manasında farklı farklı anlamları var. Bir, problem yaşadığınızda sizin içerideki çalışma yeteneğiniz, produktiviniz bozulmaya başlıyor. Yani siz oturuyorsunuz, sabah geliyorsunuz, çayınızı alıyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz, işleriniz var, sizin üzerinize atanmış işler var. Birdenbire web sitesinde bir problem oluşuyor ve siz bütün her şeyi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bırakıyorsunuz ve o probleme kanalize oluyorsunuz. Oturuyorsunuz, belki yarım saatinizi alıyor, belki bir saatinizi alıyor. Onun hemen ardından tekrar eski işinize de hızlı bir şekilde dönemiyorsunuz. Bu dolayısıyla sizin iş manasında büyük bir kaybınıza neden oluyor. Bu hem sizin için, hem şirketiniz için, hem de müşterileriniz için önemli bir kayıp. Bunun haricinde eğer web siteniz bir ürün sattığınız bir site ise para kaybediyorsunuz. Veya sattığınız bir hizmet varsa, sattığınız bir değer varsa bunu satamıyorsunuz ve para kaybediyorsunuz. Bu aslında sizin ana amacınıza zaten ters düşen bir nokta. Siz zaten uygulamanızın varoluş nedeni para kazanmak veya bir hizmet satıp o hizmetten herhangi bir değer kazanmak. Bu dolayısıyla sizin için aslında bir para kaybı manasına da geliyor. Bunun haricinde bir de insanlar açılmayan web sitelerini veya problemli web siteleri konusunda kafalarında farklı bir fikir oluşuyor. Ben nasıl bir örnek vereyim? Mesela eşim web sitelerinde geziyor, kendisine kıyafet bakıyor, bir şeyler alacak. Web sitesinde gezerken sepetine attığı ürünlerin aslında görünmediğini fark ediyor. Bana gelip soruyor. Ya işte Osman, ben göremiyorum bunları. Bak, bunları sepete 10 tane ürün atmıştım. Seçmiştim bunları, beğenmiştim ama şimdi yoklar. Hatta sayfayı yeniliyorum, 5 tane görünüyor, 6 tane görünüyor, 7 tane görünüyor. Burada bir problem var diyor. Ve bir daha o web sitesine tekrar alışveriş yapma konusunda kafasında artık soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Artık daha kafasında güven duygusu oluşturduğu web sitesine yönelmeye başlıyor. Bu bizim açımızdan, patronlarımız açısından ve müşterilerimiz açısından aslında zaman kaybı da oluşuyor. Bununla beraber yine aynı problemlerle siz az önce bahsettiğim sıkıntıya benzer bir şekilde ziyaretçi de kaybetmeye başlıyorsunuz. Şimdi problemler nasıl problemler? Burada aşağı yukarı hepimiz sanırım web uygulamalarıyla bir şekilde haşır neşiriz, bir şekilde geliştiriyoruz. Frontend veya backend ve yaşadığımız bir şekilde sıkıntılar var. Ve bizim bir şekilde buradaki problemi anlamaya da ihtiyacımız var. Ne tür sıkıntı olabilir? İşte server'ımıza kedi kaçmış olabilir. Pek olmayacak bir problem ama. İlk önce sorduğunuz sorular var. Aslında herhangi bir problem anında da kendinize sormayacağınız sorular var. Mesela diyorsunuz ki, web sitesi açılıyor mu? İnsanlar benim web siteme erişebiliyor mu? Benim önceden bir çalıştığım, bundan bir 5-6 sene önce çalıştığım bir şirkette patronumuz biraz böyle obsesifti bu konuda. Adam sürekli F5'e basardı. Basıyordu, basıyordu, basıyordu. Geliyordu, ya Osman açılmıyor. Peki. Bakıyorduk, problemi anlamaya çalışıyorduk. Ama bunun gibi bu şekilde sürekli kafasında soru olan başka insanlar da vardı. Yöneticiler vardı, içerideki çalışanlar vardı. O zaman çalıştığım şirket bir haber sitesiydi. Oradaki editörler bile sürekli kendi haberlerine girip bakıyorlardı. Ya işte bu siteye hızlı erişilebiliyor mu, girilebiliyor mu diye. Sizin ilk sorduğunuz soru bu. İnsanlar benim web siteme erişebiliyor mu? Bunun ikinci bir katmanı var.
Dünyanın her yerinden insanlar veya ülkenin içerisinden herkes bu web sitesine bir şekilde erişebiliyor mu? Bu soruyu da sormanız lazım. Çünkü malum ülkemizdeki internet altyapısının çok mükemmel olmayışından dolayı kaynaklanan sıkıntılar oluyor. Bize işte telefon geliyor. Adam diyor ki ben Afyon'dan web sitenize giremiyorum. Çok alakasız bir şekilde oradaki bir network arızasından, işte Türk Telekom'un yaptığı bir çalışmadan dolayı orada insanlar aslında o web sitesine bir şekilde erişemiyorlar. Bir de bunun tabii dünya çapında olan bir hali var. İnsanlar işte uygulamanız aslında uluslararası bir uygulama olduğunu varsıyorum. O zaman insanların web sitenize erişme hızı da aslında eriştiği yerden fark edebiliyor. Bununla beraber ikinci soru sayfa ne kadar hızlı açılıyor? İşte ilk verdiğim örnek Google'a girerken beklediğim o 3 saniye veya sayfanın o açılış süresi çok önemli aslında bir kavram. Çünkü insanlar beklemeyi sevmiyorlar. Vakitleri dar. Ve bir şekilde hızlı bir şekilde işlerini halletmek istedikleri için sizin için en önemli faktörlerden biri de aslında web sitenizin açılma hızı veya farklı bir yönden bakarsak bir de eğer uygulamanız bir API ise API'nin önünde kullandığınız o mobil uygulama sizin tamamen aslında API'nizin performansıyla alakadar bir şekilde çalışıyor. Eğer API'niz yavaşsa kullanıcı mobil uygulamada düğmeye basıyor, bekliyor, bir şeyler dönüyor. Sonra açılmasını bekliyor. Aa hayırdır falan olmuyor derken çat kapatıyor. Başka problemler var tabii. Yani sadece insanların web sitesine erişmesinden öte bir de web sitesini çalıştırdığınız insanların eriştiği o browserlarda herhangi bir çatlama, patlama dediğimiz problemler var mı? Sıkıntı var mı? İşte JavaScript hataları var mı? Bunlar da çok aslında önemli bir kavram. Şöyle ki işte biz nasıl bir şey keşfetmiştik? Kullanıcılar Internet Explorer 10'la ödeme sayfasına girdiği zaman bu sayfada kredi kartı kredi kartı bilgilerini girdiği ekrana bilgileri doğru giremediğini fark ettik. Ama tek browser ve sadece tek browser'ın belli bir sürümünde bu var. Biz kullanıcı bize işte arıyor telefonla çağrı merkezini diyor ki ben buraya bilgileri giremiyorum doğru şekilde. Ödemeyi alamıyorum. Ben almak istediğim ürünü alamıyorum. Siz zaten aslında yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız. Kullanıcı ürünleri beğenmiş. Siz pazarlamanızı düzgün şekilde yapmışsınız. Her şey yolunda. Siz artık para kazanacaksınız ama son noktaya geliyorsunuz ve müşteriyi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bunları da aslında takip etmeye ihtiyacınız var. Bir de web sitenizle beraber kullandığınız üçüncü parti uygulamalar da mevcut. Bunları da takip etmelisiniz. Biz mesela günlük olarak şu anki çalıştığım şirket için söylüyorum. Yaklaşık 10 bine yakın transaction geçiriyoruz. Sadece kredi kartı için. Kredi kartı haricinde farklı 5 ödeme seçeneği içinde böyle bir durum var. Bunların hepsi farklı farklı entegrasyonlar. Bu farklı farklı entegrasyonları da bir şekilde incelemeye ihtiyacımız var. Örnek veriyorum. İşte Yapı Kredi ile kullanıcı ödemesini almak istiyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden. Ve burada aslında Yapı Kredi tarafında bir problem var. Kimse farkında değil. Kullanıcılar ödeme alamıyor. Biz bankaya da arayıp bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla biz bunları da tek tek takip etmeye, incelemeye ihtiyacımız oldu. Sadece bu third party integration olarak bir payment sistemi değil. İşte örnek veriyorum. Mail göndermek için biz farklı bir altyapıya geçtik. Bu farklı bir altyapı. Bizden dışarıda çalışan, network'ümüzün dışında çalışan bir altyapı. Hatırlayabildiğim kadar Mailchimp diye bir uygulamaydı. Biz buna SMTP üzerine erişiyoruz. Ama o karşı taraftaki entegrasyonda bir problem olduğu için biz oradaki sıkıntıyı anlayamıyoruz. Biz daha sonra fark ediyoruz ki kullanıcılara mail gitmiyor. Yani kullanıcı üye oluyor. Üye olduğu zaman e-mail adresine bir şifre gelmesi lazım ve biz o şifreyi iletemiyoruz. İletemediğimiz için de kullanıcıyı kaybediyoruz. Dolayısıyla bu tarz şeyleri de aslında takip etmeye ihtiyacımız oluyor. Takip etmemiz gereken başka şeyler de var. Yani rakamları izlememiz lazım. Neler oluyor, ne bitiyor? Sadece web sitesinin açılması sizin için bir şey ifade etmiyor. Örneğin web sitenize erişebilen kullanıcıların anlık olarak ne kadar olduğunu veya işte son 5-15 dakika içerisinde ne kadar olduğunu ve bunun geriye dönük olarak karşılaştırmasını da yapmaya ihtiyacınız var. İşte şöyle ki
herhangi bir oluşabilecek bir sıkıntıyı aslında sizin web sitenize erişebilecek kullanıcıların sayısının azalmasıyla veya artmasıyla bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Bundan yaklaşık 2 sene önceydi. O zamanlar işte monitoring sistemlerinin çok sağlam olduğu bir şirkette çalışıyorum. Birdenbire herkes ayağa kalktı. Web sitesinin trafiğinin birdenbire düşmeye başladığını söylediler. İşte herkes bakıyor, kontrol ediyor, bir şeylere bakıyoruz. Hiçbir şey anlayamıyoruz. Ama hem totaldeki web trafiği yaklaşık 1 gigabit aşağı düşmüş, hem de web sitesine ulaşan kullanıcıların sayısı da neredeyse yarıya kadar inmiş durumda. Biz sonradan anlıyoruz ki bizim web sitemizde bir problem yok. Aslında deprem olmuş, insanlar korkmuş, evinden çıkmış. Biz tabii depremi hissetmemiş olduğumuz için oradaki sıkıntının olduğunu da anlayamamışız. Ama biz genel olarak aslında o grafiklerden bir problem olduğunu direkt çözebiliyoruz. Diyoruz ki, bakıyoruz web trafiğimiz düşüyor. Acaba bir sıkıntım var? Yani web trafiğinden düşüşten kastım şu. Eğer günün belli saatlerindeki belli düşüşler veya yükselişlerin dışında bir anomaliniz varsa geçmişe yönelik, o zaman gerçekten bir sıkıntınız olduğunu anlayabilirsiniz. Bununla beraber sadece bu rakamların dışında işte daha farklı ölçebildiğiniz şeyleri de ölçmeye ihtiyacınız var. İşte ne kadar şu anlık para kazanıyorum? Şu anda kullanıcıların hepsi belli kritik fonksiyonların hepsini yapabiliyor mu? İşte web sitesine login olabiliyorlar mı? Anlık login sayısı nedir? Veya anlık olarak benim kartların üzerinden geçirdiğim para miktarı nedir? Bunları da bilmeye, bir şekilde takip etmeye ihtiyacınız var. Aksi takdirde oradaki problemi yakalayabilmeniz çok da mümkün değil. Biz bunun için aslında farklı yöntemler var. Bir, real time user monitoring. Real time user monitoring'den kastım kullanıcının tüm hareketlerini bir şekilde loglayıp takip etmek. Bir de sentetik user monitoring dediğimiz bir yöntem var. Bu sentetik user monitoring dediğimiz yöntem otomatize edilmiş bir sistemin sizin web sitenizin belli kritik fonksiyonlarını test etmesi vasıtasıyla olan bir yöntem. Bu yöntem vasıtasıyla siz aslında belli sıkıntıları çok kolay bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. İşte kullanıcı web sitesine giriş yapabiliyor mu? Ürünleri görüntüleyebiliyor mu? Ürünleri satın alabiliyor mu? Belli işlemleri yapabiliyor mu? Gibi. Bu şekilde bir şeyleri takip etmeye de ihtiyacınız var. Bunları otomatize de edebilirsiniz. Otomatize ederseniz aslında birazcık daha rahat edersiniz. Uygulamanız yaşamaya devam ederken bir yandan yine bir problem anıyla karşılaşıyorsunuz ve bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben herhangi bir kodu değiştirmedim. Herhangi bir sistemin bir parçasına dokunmadım. Neden çalışmıyor? Herhangi bir tarafta bir sıkıntı var. Neden çalışmıyor? Hangi parça çalışmıyor? Acaba ne tarafta sıkıntı var? Çünkü eğer bir şeyleri takip etmiyorsanız, izlemiyorsanız tamamen bir boşluktasınız. Oturup sunucuya login olup tek tek her şeye bakmanız lazım. İç network'ten erişilebiliyor mu? Dış network'ten erişilebiliyor mu? İşte veri tabanları düzgün çalışıyor mu? Cache yapıları düzgün çalışıyor mu? Web server'da mı problem var? Veya işte artık sunucunun alabileceği komple bütün kapasitenin üstüne mi çıktık? Acaba ben bu kapasitenin üstüne çıkmalı mıyım? İnmeli miyim? Nasıl yapmalıyım? Bunları tek tek takip etmeniz lazım. Bunun için de çözüm monitoring. İşte sorduğunuz sorular var. Şimdi bunlar biraz teknik detaylar aslında. Normalde sizin uygulamanızın parçaları olarak işte bahsedebileceğim veri tabanı, cache tabanı, queue kısmı, acaba düzgün sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Uygulamanın dışarı çıktığı application server veya web server veya en dışarı çıktığımız load balancer düzgün çalışıyor mu? Acaba şu an network kullanımı nedir? Veya sunucuların her birinin disk kullanımı nedir? Memory kullanımı nedir? CPU kullanımı nedir? Bunları bilmeye ihtiyacınız var. Şöyle ki işte yine yakın zamandan bir örnek vereyim. Bizim içerideki back office'ten bize bir ticket açılmış. İşte back office açılmıyor, back office dönüyor diyorlar bize. Biz ne olduğunu anlamıyoruz tabii. Bakıyoruz işte sağa sola her şeyi check etmeye başlıyoruz. Orada monitör etmediğimiz nokta var. Back office'lerin çalıştığı makinenin üzerindeki disk alanını kontrol etmiyoruz. Oradaki disk alanı doluyor ve dolunca o taraf çalışmamaya başlıyor. Bizim komple bütün arkadaki back office'teki çalışan 50 kişi oturuyorlar böyle beyaz ekranın açılmasını bekliyorlar. Bir şeyler dönüyor. Bir problemle karşılaştığınızda artık
sizin aslında bir iş tanımınızın içerisindeki bir görev olarak da bunu hemen çözmeniz ve bir şekilde ayağa kaldırmanız ve çalışıyor hale getirmeniz lazım. Ama bunun için de ciddi bir vakit harcamanız lazım. Burada artık bundan sonra, bu kısımdan sonra ben size daha çok amaçlarımızdan ve neleri takip edebileceğimizden, nasıl çözebileceğimizden biraz bahsedeceğim. Aslında bizim buradaki ana amacımız bir şeyleri anlamak için harcadığımız vakitle çözmek için harcadığımız vakti en aza indirmek. Bu şekilde biz de daha mutlu oluruz. İnsanlar da içerideki sorumlu olduğumuz insanlar da daha mutlu olur. Müşterilerimiz de daha mutlu olur. Şimdi daha teknik biraz şeyler anlatacağım. Buradaki çözümlerden bahsedeceğim. Birinci nokta, uygulama mı ayakta mı? Uygulama yaşıyor mu? Dışarıdan birisi erişebiliyor mu? Bunun için en bilinen çözümlerden biri Pinkdom diye bir uygulama. Bu Pinkdom sizin web sitenizi belli aralıklarla 1 dakika, 5 dakika check ediyor, bakıyor, belli bir portu veya kontrol edebiliyor. Sizin daha sonra sizin için ne kadar downtime yaşadığınızı, downtime'ın ne kadar sürdüğünü, web sitenizin ne kadar süre kapalı kaldığını, bu benim sunucum %99,91'miş. O da böyle sanırım kernel upgrade yapmıştım. Onun için bir sunucuyu kapatıp açmaya ihtiyacım olmuştu. Bunu bir şekilde görmeye ihtiyacınız var. Bunun sizin için bir artısı var Pinkdom'un. Herhangi bir web sitenize belli bir aralıkta ulaşılamadığı zaman size mail veya SMS atabiliyor. Standart olarak mail atıyor ama işte SMS kredisi alırsanız size direkt SMS atarak web siteniz şu an çalışmıyor diyebiliyor ve sizin bir şekilde bundan haberdar olup gecenin üçünde bile olsa bir şekilde haberdar olup çabuk bir şekilde sizin bu noktayı anlamanıza ve bir şekilde problemi çözmenizi sağlıyor. Çözmeniz gereken daha başka noktalar var. Daha teknik çözümler var. Bunlar birazcık daha, biraz bundan sonra bahsedeceğim şeyler daha böyle sistem adminlerin iç içe olduğu uygulamalar. Bunlardan en ünlüsü Nagios diye bir uygulama. Bu Nagios sizin bütün IT altyapınız içerisindeki bütün her şeyi takip ediyor. Açık kaynak bir uygulama. Biraz çirkin bir uygulama ama iş görüyor. Gerçek bir efsane aslında. Yani neredeyse 10 sistem administrator'ın 9'unu mutlaka bir şekilde el attığı, bir dönem kullandığı bir uygulama. Bu Nagios sizin bütün içerideki onlarca yüzlerce makinanızı ve bunların üzerindeki servisleri kontrol edebiliyor. Üzerinde başka insanlar tarafından yazılmış açık kaynak olan pluginlerle daha farklı şeyleri de kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bunun daha büyük bir boyu var, daha büyük bir versiyonu var. Sensu diye bir uygulama var. Sensu monitoring router olarak çalışıyor. Nagios'a benziyor. Nagios'un pluginlerini kullanabiliyor. Ama artık böyle işte on binlerce sunucu takip etmek isteyen kullanıcılar için arkasında daha farklı ölçeklenebilir parçalar bulunduran, işte Redis bulunduran, RabbitMQ'yu barındıran ve bunları hızlı şekilde konfigüre edebilmenizi sağlayan bir uygulama. Henüz yeni bir uygulama. Bundan sonra değineceğim nokta sizin sadece sunucunuzun bir şekilde erişilebilirliği değil, sunucunuz üzerindeki parçaların, uygulamanızın parçalarını da bir şekilde kontrol etmeniz lazım. İşte uygulamanın üzerinde acaba belli prosesler, uygulamalar düzgün çalışıyor mu? File sistemler dolu mu, boş mu? Belli dosyaların boyutu nedir? Şudur, budur. Bunları check edebileceğiniz Monit diye bir uygulama var. Monit aslında basit bir syntaxla gelen bir konfigürasyon dosyası yazdığınız bir uygulama. Şöyle ki işte diyorsunuz ki port 80 3 defa inmiş şekilde ise bana haber ver veya belli bir süre için CPU %50'den yüksek şekilde ise bana haber ver veya database'in 1 GB açtıysa bana haber ver veya hard diskim dolduysa %90'ın üstüne çıktıysa bana haber ver. Alttaki örnekte işte Nginx'im çalışıyorum diye bak. Eğer çalışmıyorsa bunu al tekrar çalıştır, indir. Veya işte ping at gibi tonlarca şeyi sizin izleyebilmenizi sağlıyor.
Bir de R-Unit var. Bu R-Unit birazcık daha farklı bir parça. Bu sizin makinenin üzerindeki çalışan parçaları kendi üzerine alıyor. Kendisi çalıştırıyor ve kendisi idare ediyor. Sizin birazcık daha uygulamaların çalışabildiğini kontrol altına almanızı sağlıyor. Benim çok fazla IT altyapılarında gördüğüm bir uygulama var. Collect-D diye bir uygulama. Collect-D kendi üzerinde sistem performansı ile ilgili dataları tutuyor ve size dışarıya grafik olarak bir şekilde çıkartabilmenizi ve takip edebilmenizi sağlıyor. Kendi üzerinde tonlarca plugin var. Yaklaşık olarak benim hatırladığım 45-50'ye yakın plugin'i var. İşte bakıyor yine sizin Nginx'iniz çalışıyor mu, sizin MySQL'iniz çalışıyor mu, bunların performans grafikleri nedir? İşte ben anlık ne kadar query alıyorum, işte anlık ne kadar request alıyorum gibi şeyleri bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bunun daha büyük boyu var. Riemann var. Riemann daha sizin için daha güzel bir ekranla bütün yine kendi içerideki sizin IT altyapınızı takip edebilmenizi ve performans grafiklerini çıkartabilmenizi sağlayan bir uygulama. Buna benzer bir de Munim var. Munim birazcık daha eski ve sistem adminlerin dostu bir uygulama. Bu da yine sizin bir şekilde içerideki belli şeyleri takip edebilmenizi ve görebilmenizi sağlıyor. Şöyle ki, nasıl göstereyim? Mesela burada sizin makinenin üzerinde kullanılan memory kullanımını gösteriyor. Bir üstünde load average gösteriyor. Yine bunların farklı farklı işte haftalık ve günlük olarak ne kadar kullanımın olduğunu izliyor. Şimdi bu grafikler aslında bizim için ne ifade ediyor? Biraz ondan bahsedeyim. Eğer bu grafikler üzerinde herhangi bir anomali fark ederseniz, siz bu anomali ile beraber aslında hangi noktada ne olduğunu daha kolay kavrayabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz memori kullanımı uçmuş. Ha, memori kullanımı uçtuysa o zaman bakabileceğiniz nokta takip etmeniz veya check etmeniz gereken noktaların sayısı birazcık daha azalmaya başlıyor. Diyorsunuz ki ben o zaman şunlara 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 bakarsam bunlar benim için çok memori kullanan şeylerdi. Gidiyorsunuz onlara bakıyorsunuz. Yine bunun benzeri bir Ganglia diye bir uygulama var. Ganglia az önce bahsettiğim Mune'nin bir battal boyu daha. Bu ekran görüntüsünü aldığım sayfa Wikimedia'nın Ganglia cluster ekranı. Wikipedia bütün üzerindeki yüzlerce binlerce makinenin grafiklerini Ganglia'da topluyor. Tabii buradaki toplanan rakamlar makinelerin sayısı 10.000'lerden fazla olduğu için birazcık daha onların işte ortalama rakamlarını bir şekilde alıp bir şeyleri anlamaya çalışıyorlar. İşte bütün grid'in üzerindeki CPU kullanımı, bütün grid'in üzerindeki network kullanımı ne kadarmış? 5 gigabit kullanıyorlarmış. Bayağı düşük kullanıyorlarmış, çok da fazla değilmiş. Grid olarak komple oradaki şeyleri saatlik, yukarıdaki kısımdan fark ederseniz saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak takip ediyor. Aslında birçok monitoring uygulaması bu şekilde zaman eksponentinde bir şeyler verir. Siz böylece aslında geriye dönük olarak da bir şeyleri anlayabilirsiniz. Yani son bir ay içerisindeki memory kullanımına bakarak aslında sistemin içerisine eklediğiniz, çıkardığınız bir şeylerin performansa nasıl etki ettiğini anlayabilirsiniz. Veya bir deployment yaptınız, kodun yeni bir hali çıktı. Bir baktınız CPU kullanımı acayip artmış durumda. Bakıyorsunuz o halde orada grafiklerden anlıyorsunuz ki yeni çıkan kodda bir problem var ve bu problem bir şekilde bizim sunucularımızı tehdit ediyor. Şimdi diyorum ki sunucu. Niye sunucu bu kadar önemli? Çünkü uygulama orada çalışıyor ve siz bir şekilde bu sunucuların yaşıyor olmasına ihtiyacınız var. Bu sunucular üzerindeki kaynak kullanımını düşük şekilde tutmaya ihtiyacınız var. Çünkü ne kadar düşük tutarsanız patronunuz o kadar az para ödemiş olacak. Veya ne kadar az kaynak kullanırsanız o kadar az makine kullanacaksınız. Daha az maliyet ortaya çıkacak. Biraz da grafikleştirme sistemlerinden bahsedeyim. Burada işte anlatıyorum şimdi bir dünya orada metrik var. İşte sunucunun üzerindeki parçalar. Bunları bir şekilde anlamlı şekilde bir grafiğe dökmeye ihtiyacınız var. Grafit diye bir uygulama var. Grafit benim ilk
öğrenirken kodunu okuduğum bir projeydi. Kendi içerisinde bir işte real time grafikleme sistemi barındırıyor. Kendi üzerinde bir data store ile geliyor. Sizin verileri saklamanızı sağlayan ve görüntülemenizi sağlayan. Grafit neredeyse artık IT altyapılarında, büyük IT altyapılarında bir standart haline gelmiş durumda. Büyük abiler genel olarak grafit gibi yapıları kullanıyorlar. Grafit gibi yapılarla aslında rakamları takip ediyorlar. Kendi üzerine gelen dashboard'u çok çirkin. Bayağı çirkin. Ama grafitin üzerine takabileceğiniz birçok farklı proje var, uygulama var. Bu grafikleştirme yapılarını değiştirebileceğiniz, farklı farklı şekilde görebileceğiniz. Şimdi sistemleri biraz takip ettik ama sistemlerin üzerinde bir de ilk başta bahsettiğim gibi bazı rakamları da takip etmeye ihtiyacımız var. İşte örnek olarak vermiştim ki üzerimizden şu an ne kadar hacimde bir para geçişi var? İşte kaç kişi şu an web sitesini görüntülüyor veya hangi kullanıcı şu hareketi kaç defa yapmış gibi rakamlara ihtiyacınız var. Bunlar için metrik tutan yapılara ihtiyacınız var. İşte bunlardan bir örnek StatsD. StatsD Etsy'nin yazdığı bir uygulama. Node.js ile çalışıyor. Herhangi bir grafik altyapısı yok. Tamamen aslında sizin sayıyla ifade edebildiğiniz her şeyi bir şekilde üzerinde tutmanızı, saklamanızı ve geriye dönük olarak incelemenizi sağlıyor. Yani işte bununla beraber grafit veya farklı farklı dashboardları kullanıp grafikleyebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki nasıl bir örnek verebilirim? İşte kullanıcılar X ürününden kaç defa almış? Kullanıcılar şu sayfanın bilmem ne deki noktasına kaç defa tıklamış? İşte şu pop-up'ım kaç kere gösterilmiş? Kullanıcılar anlık olarak kaç tane login yapmış? Totaldeki login sayısı nedir gibi örnekleri birazcık da aslında e-ticaret üzerinden veriyorum ama genel olarak aslında problemler aynı. Yine üzerinde böyle sayılar tutabildiğiniz Matrix diye bir uygulama var. Bir Java uygulaması. O da kendi üzerinde işte ganglia ve grafiti kullanarak farklı farklı yerlerden parçalardan sizin için data toplayıp belli bir yere getirebiliyor. Şimdi birçok baştan beri anlattığım noktalarda artık kollarımız dağılmış durumda. İlk başta hiçbir şey bilmiyorduk ama artık birçok şey bilmeye başladık ve bir şekilde bir şeylerden haberdar olmaya başlıyoruz. Ama bizim ilk başta yaptığımız şey bunları kendimize mail göndermekti. İşte MySQL indi, MySQL çalışmıyor, mail geliyor. İşte kullanıcı gidiyor, kendisine ait olmayan bir hediye çekini kullanmaya çalışıyor. Çakallık yapıyor, söz gelimi. Bizim bundan maille haberdar olmamız gerekiyor. Haberdar oluyoruz. İşte kullanıcının ödemesi geçiyor ama siparişi oluşmuyor. Kullanıcı mağdur. Bizim bundan haberdar olmamız lazım. Bunun için mail geliyor. O kadar çok mail geliyor ki açıyoruz artık. Sabah geliyoruz 10 bin tane mail gelmiş işte. Kullanıcı şunu yapamamış, böyle atlamış, böyle zıplamış, şu olmamış. Bir şekilde artık boğulmaya başlıyoruz ve o mailleri artık filtrelemeye başlıyoruz. İşte diyor ki CPU %90 kullanılmış, işte bilmem nenin diski dolmuş. Artık bir süre sonra bunları görmezden gelmeye başlıyoruz. Diyoruz ki ya biz bunlar için bir filtre yazalım, bunları bir köşeye atalım, okunmuş bir ara bakarız. Dolayısıyla bunları merkezileştirebileceğimiz işte PagerDuty diye bir uygulama var. Bu self-hosted bir uygulama. Bu işte az önce bahsettiğim Nagios'tur, Pingdom'dır, Moonin'dir, Ganglia'dır. Bunun üzerindeki bütün her şeyi sizin üzerinde tutup size ona göre haber veriyor ve belli saatlerde kime SMS atılacağını, telefon edileceğini belirleyebileceğiniz bir uygulama. Dolayısıyla PagerDuty üzerinden diyorsunuz ki işte bu hafta içerisinde gece nöbetçilerinde X sistem adminine gitsin, gündüzleri de X yazılımcısına haber gitsin şeklinde problemlerden haberdar edebiliyorsunuz. Şimdi uygulamanızın bir de hata toleransı var. Hata toleransı şu: kod yazıyorsunuz, yazdığınız kodun herhangi birinde bir problem var, hata oluşuyor. Sizin bu hatayı görmeniz lazım. Ama production ortamlarında biz hataları kapatıyoruz. Yani hangi programlama diliyle çalışıyor olursak olalım, Python, Ruby, Java, PHP hiç fark etmiyor. Hataların görüntülenmesini kapatıyoruz ki kullanıcı istenmeyen bir şey görmesin, hata ekranı görmesin, hata mesajı görmesin.
Bunun için aslında hataları bir şekilde bir tarafa loglamaya başlıyoruz. Bunlar içinde bunları merkezileştirebileceğiniz uygulama var, uygulamalar var. SysLogng var mesela. SysLogng en basiti. SysLog protokolünü kullanıyor. Farklı farklı parçaları var. Siz logların, yazdığınız logların hepsini SysLogng'in üzerine atabiliyorsunuz. SysLogng'den takip edebiliyorsunuz. 10 tane web sunucunuz var. 10 tane web sunucusunda sürekli hatalar oluşuyor. Ama hataları nereye yazmanız lazım? Lokal dosyaya yazamazsınız. Lokal dosyaya yazarsanız bu sefer tek tek takip etmeniz lazım. Acaba birinci sunucuda mıydı? Acaba ikinci sunucuda mıydı? Acaba üçüncü sunucuda mıydı diye. Bunun için SysLogng gibi bir arayüz kullanıp logları tek bir noktada network üzerinden göndererek toplayabilirsiniz. Daha bir büyük boyu var. Logstash var. Logstash hem topluyor hem parse ediyor hem de sonunu yazamamışım. Comes with dashboard diyecektim. Bir de üzerinde bir dashboard ile geliyor. Bu logların hepsini görüyorsunuz. O log tipinin ne kadar fırlatıldığını, ne kadar yazıldığını görebiliyorsunuz. Bunun bir boy büyüğü var da daha var. Greylog var. Greylog benim en sevdiğim bu uygulama yönteminde, bu tipte en sevdiğim aslında uygulama. Loglarınızı arıyor, Elasticsearch'e atıyor, sizin için belli grafikler oluşturuyor, raporluyor ve sizin için haber veriyor. Benim hem okuduğum yazılarda hem de kullananlarda gördüğüm en büyük logları toplamak için kullandıkları parça Greylog. Greylog'un böyle bir ekranı var. Sizin için belli log grubunu, işte atıyorum MySQL Slow Query Log, herhangi bir tip olarak söylüyorum. Orada oluşan bütün şeyleri, hata tiplerini bir şekilde toplayıp onun da kırılımlarını takip edebiliyorsunuz ve o kırılımların ne kadar oluştuğunu size grafik olarak gösterebiliyor. Bir de Sentry var. Sentry hem hosted hem de kendi makinenin üzerinde host edebileceğiniz bir şey. Bu birazcık daha sizin için topluyor. İşte diyor ki şurada bir hata oluşmuş. Bu hata 81 defa oluşmuş. İşte üstteki hata 5100 defa oluşmuş. Üstteki hata 4700 defa oluşmuş şeklinde. Sizin için birazcık daha anlaşılır ve yanlarında onların trendlerini gösterecek şekilde sizlere gösterebiliyor. Bunları arayabiliyorsunuz. Üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Böylece aslında uygulamanız üzerinde dönen her türlü olaydan bir şekilde haberiniz oluyor. Bir de bu işin front-end tarafı var. Front-end tarafında benim bulabildiğim aslında self-hosted çözümler var. Bunlardan birincisi Track.js. Track.js sizin için sizin web sitenizde oluşan hataları bir şekilde toparlıyor ve size yine loglayarak gösteriyor. Yani diyor ki işte X sayfada, X yerde Windows 7 kullanan şu ekran büyük çözünürlüğüne sahip şu browser'lı Internet Explorer X browser'la gelmiş kullanıcı şu sayfanın şu noktasında problem yaşamış diye size haber veriyor. Bunun bir farklı versiyonu da Errorception diye bir uygulama var. Errorception yine aynı şekilde size browser üzerinde oluşmuş herhangi bir hatayı haber veriyor. Diyor ki yine burada da işte X dosyasının line 300'ünde böyle bir hata oluşmuş. Internet Explorer 10'muş. Sayfa yüklenmiş. 340 defa, 346 defa olmuş. Ve en son 44 dakika önce olmuş şeklinde size haber veriyor. Siz böylece aslında uygulamanın frontend tarafında da yaşayabileceğiniz sıkıntıları da bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Çünkü şey çok zor. Uygulamayı geliştirdiniz, çıkarttınız, bir yerini değiştirdiniz. Sizin her noktayı, her parçayı her browser'la denemeniz lazım. Bir tane browser yok. Internet Explorer var. Internet Explorer 8, 9, 10, 11 sürümleri var. Firefox'un önceki sürümleri var. Güncel sürümü var. Safari'si var. X'i var. Y'si var. Z'si var. O kadar çok fazla var ki hala devlet kurumlarının çok büyük bölümünde mesela Internet Explorer 8, 9 kullanılıyor. Ve ben kendim şahsen uygulama geliştirirken Mac platformu üzerinde çalışıyorum ve Internet Explorer'la bir şekilde test yapmaya üşeniyorum. Çünkü alıp bir yerde bir Windows 7 installation kurmam lazım. O Windows 7 installation üzerinde bir işletim browser'ları tek tek kurmam lazım. Onları tek tek denemem lazım. Bu çok zor ve bunu takip etmesi neredeyse imkansız. Dolayısıyla bu şekilde çözümlere de bir şekilde ihtiyacınız var.
Çok çünkü alakasız kırılımların alakasız noktalarında problemler yaşayabiliyorsunuz. İşte kullanıcı sadece Windows XP'de ve Internet Explorer 9'da X problemini yaşayabiliyor. Ama Windows 7'de bu problem olmuyor. Aynı browser'la bu problem olmuyor. Veya en güvendiğiniz Google Chrome'dan bile gol yiyebiliyorsunuz. Hiç istemeseniz de, fark etmeseniz de. Az önce bahsettiğim sistem genelindeki monitoring uygulamalarının bir de paralı çözümleri var. İşte bunlardan en bilineni tişört ve helikopter dağıtmaktan zevk alan Nivrelik. İlk deploy'unuzda size hediyeler gönderiyorlar. O da yine size browser load time'dan işte yine MySQL'deki kullanıma veya data boyutuna kadar birçok konuda size yardımcı oluyor. Makinenizin üzerine bir uygulama kuruyorsunuz ve Nivrelik'e bunu tanıtıyorsunuz. O sürekli sizin makinalarınızı takip ediyor ve size bunları raporluyor. Yine buna benzer Scout var. Scout birazcık daha onun ilkel hali. Çok da yeteneklisi değil. En bilineni zaten Nivrelik. Ve Nivrelik çok fazla büyütülebilir, genişletilebilir ve bir şekilde farklı pluginler takabileceğiniz bir uygulama. Yine buna benzer Server Density var. Server Density de farklı farklı size şeyler sunabiliyor. Yine makinenin üzerine kurduğunuz bir uygulama vasıtasıyla. Buraya kadar sorusu olan var mı? Buyurun. Ben soruyu tam duyamadım. Tekrar alabilir miyim? Limangon'un oluşum süreci nasıl oldu acaba? Yani sizde hangi oluşum süreci? Ya ben çünkü yani son 1-1,5 senelik süreç içerisinde. ilk yılları hani Ha, ilk ilk yıllar yılın süreci. içerisinde ben yoktum. Dolayısıyla o soruya yanıt veremeyeceğim. Ben son 1-1,5 sene içerisinde içerideki bütün komple altyapının yeniden yenilenmesi projesiyle uğraştım. İçeride bizim var olan yapıyı bahsedeyim en azından. Bizde içeride 4 yıllık bir kod vardı. 4 yıllık kod Almanya'dan hazır gelmiş bir koddu. Komple Almancaydı. Bayağı Almanca öğrendik o kod vasıtasıyla. Yani gerek veri tabanı olsun, gerek değişkenler, fonksiyon isimleri. Bayağı bir Almanca öğrenmiş olduk. Orada benim bildiğim kod hazır gelmiş. Zaten Alman şirketi dışarıdan yatırımcı ile Türkiye'ye gelmiş bir firma. 4 senedir hayattalar, yaşıyorlar. Biz işte geçen sene ben ilk geldikten sonra komple oradaki altyapıyı tamamen o eski bütün projeyi sıfırladık, yeniden yazdık. O süreçte daha önceden ben bir sunum yapmıştım İstanbul'da. Onunla ilgili ben size bir adres veririm. Oradan sunumu görebilirsiniz. Oradaki bizim eski kod sürecini ve yeni kod sürecine nasıl geçirdiğimi görebilirsiniz. İnternet üzerinde sanırım onun videosu da olması lazım. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan? Var mı? Devam edeyim. Böyle bir söz var, cahillik mutluluktur diye. Bilmiyorsanız mutlusunuz, biliyorsanız birazcık kıllanmaya başlıyorsunuz her şeyden. Aslında bunu bir şekilde kör olmayıp görmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde gerçekten böyle çok karanlık, ışıksız bir yolda böyle 180 kilometre hızla gitmeye çalışıyor gibi oluyorsunuz. Daha sonra kaza yaptığınızda çok fazla ilk başta bahsettiğim gibi para, müşteri ve itibar kaybı yaşıyorsunuz. Bugün ne öğrendiğimizi tekrar toparlayayım. Web sitenizin ulaşılabilirliği, sağlıklı olması bizim için çok önemli bir şey. İkincisi, bir şeyleri monitör etmemiz, takip etmemiz bir gereklilik, bir ihtiyaç. Eğer bir şeyleri monitör edersek, bir şeyleri çözmemiz de çok kolay oluyor. Ve son olarak da milyonlarca çözüm var. Yeter ki siz bir şekilde bunları monitör etmek isteyesiniz. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa yine alabilirim. Hocam arkada birisi. Bu anlattığınız monitoring sistemlerinde patladığı zamanlar oluyor mu? Ve bu durumlarda ne yapıyorsunuz?
Yani o tool'larda da problem oluyor. Benim şimdi bahsettiğim her uygulamanın belli parçalara bağımlılıkları var. İşte örnek veriyorum, Nagios kullanıyorsunuz, MySQL istiyor. Cacti kullanıyorsunuz, MySQL istiyor. Veya Sensu'dan bahsetmiştim. Sensu Redis'le geliyor, RabbitMQ ile geliyor. Üzerinde farklı parçalarla beraber geliyor. Dolayısıyla orada oluşabilecek bir problemde de aslında sizin monitoring sisteminiz de aslında çok sağlıklı çalışmıyor. O yüzden mümkün olduğunca aslında basit tutmaya çalışmak en güzeli. Yani işte Monit'ten bahsetmiştim. Monit çok düz, sade, işte file sisteme bakıyor, disk dolu mu, dosyanın büyüklüğü nedir, ping atılabiliyor mu, şöyle mi, böyle mi, tek tek takip ediyor. Aslında ne kadar basit tutarsanız o sizin monitoring uygulamalarınızın da sağlıklı çalışır olmasının konusunda da kafanız rahat olur. Mümkün olduğunca yine şey yapmamak lazım, abartmamak lazım. Şimdi ben burada yaklaşık 20'ye yakın tool anlattım ama 20'ye yakın tool'un hepsini kesinlikle zaten beraber kesinlikle kullanmayın. Sadece gerçekten ihtiyacınız olduğunu ve bilmeniz gereken noktalarda kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi o noktada zaten en son bahsettiğim, şöyle geri geleyim. Bu Nivrelik gibi uygulamalar aslında bu problemi birazcık daha minimize etmeye çalışıyor. Yani siz sadece bir tane işte Debian üzerindeyseniz apt-get'le, işte CentOS üzerindeyseniz yum'la bir paket kuruyorsunuz ve geri kalan her şeyi unutuyorsunuz. Tamamen işte gidip Nivrelik'in sitesi üzerinden takip ediyorsunuz sizin uygulamalarınız üzerinde ne döndüğünü. Dolayısıyla bu şekilde self-hosted çözümlerle birazcık daha kafanızı rahat tutabilirsiniz. Teşekkürler. Birincisi şey sormak istiyorum. Şu ana kadar çalıştığın şirketlerde ne kadar kapsamlı monitoring yapılıyordu, yapılıyor muydu vesaire? Hani Türkiye'de bu işi nasıl görüyorsun? Ne kadar yapılıyor bu monitoring? Anladım. İkinci soru. İlk soruyu yanıtlayayım. Sonra devam edeyim. Şimdi en baştan doğru anlatayım. İlk çalıştığım şirketlerde hiç yoktu. Yani işte ben 2004'ten beri çalışıyorum. 2004'ten beri çalıştığım şirketler içerisinde yani ilk çalıştığım ilk 2-3 şirkette neredeyse her şey manueldi. Yani problem oluyor. Abi açılmıyor. Arıyorsunuz sysadmin'i. Sysadmin giriyor. İşte bir şeylere bakıyor falan. 10 dakika sonra haber veriyor. Abi MySQL inmiş, restart ettim, sen keyfine bak diyor. Daha sonra ki girdiğim şirketlerde bakayım, şirket ismini de vereyim. Sahibinden.com'da çalışırken oradaki monitoring yapıları çok daha büyüktü, genişti. Ben ilk Zabbix'i orada görmüştüm, Nagios'u orada görmüştüm. Orada çünkü 200-250 farklı node vardı, makine vardı. Sadece web üzerine çıkan. Onların monitoringi çok önemli ve kıymetliydi. Dolayısıyla hem total içeriye giren, dışarıya çıkan trafik manasında hem de içerideki uygulamaların sağlıklı çalıştırıldığı manasında yüksek volümde bir monitoring vardı. Bununla beraber işte loglar da tek tek takip ediliyordu. Ondan sonra ya benim şu anki çalıştığım şirket içinde söylemek gerekirse yine içeride bunlardan olmayan bir farklı içeride geliştirilmiş olan bir monitoring uygulaması kullanılıyor. O monitoring uygulamasıyla sunucuların üzerinde ne döndüğünü anlıyoruz. En son projeyi biz sıfırdan yazdığımız zaman da logging'i bir yere toplamıştık. Syslog.ng ile toplamıştık. Orada bir tane ekranımız var, açıyoruz. O Syslog.ng'nin yazdığı logları okuyor. Biz o ekrandan o logların seviyelerine göre bir problem olduğunu da görüyoruz. İşte kullanıcı X sayfasını görememiş, işte ödemenin belli bir noktasındayken tıkanmış kalmış, banka yanıt vermemiş gibi tüm hataları orada görebiliyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok şey değil. Yani insanlar monitoring noktasına çok, en azından benim gördüğüm kadarıyla çok fazla önem vermiyor. Birazcık daha bu işler manuel ilerliyor. Bir de geleneksel sysadmincilik diye bir kavram var. Geleneksel olan adam yine kafasında her şeyi basit tutarak geleneksel ilerliyor ve monitoring uygulamalarına ya bu çalışmazsa, fail olursa diyerekten çok bel bağlamıyorlar. Böyle bir durum var. Benim genel olarak gördüğüm bu. Ama tabii daha büyük çapta yerlerde daha farklı mesela işte sahibinden ve
onun ölçeğindeki yerlerde yine bir şekilde bu monitoringin üzerine gidiliyor. Ama küçük ve orta ölçekli olan yerlerde çok üzerine düşünmüyor açıkçası. Benim gördüğüm bu. İkinci sorum da biraz da işte bu küçük ve orta ölçekli projeler için, özellikle startuplar için. Yani bunlar en baştan kurgulanması gereken şeyler mi, yoksa sonradan yaşayan sisteme, yani hacmi büyüdükçe projenin, işte trafiği arttıkça, bunun önemi arttıkça kurgulanabilecek şeyler mi? Şimdi ikisinde de bir şekilde ilerleyebilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Yani yeni yapılmış bir startup için de aslında orada daha hayati, daha kalbi, çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani insanlar web sitenize giriyor, ne kadar trafik alacağınızı bilmiyorsunuz, ne kadar insanların hangi kurguları nereye gezeceğini, nereye tıklayacağını bilmiyorsunuz. Oradaki kafa bomboş. Orada aslında monitoring birazcık daha önemli. Yine benim az önce ilk başta bahsettiğim örnek, işte 6 aydır bir projenin üzerinde çalışan arkadaşın hiçbir şeyden haberdar olmaması gibi. Orada aslında birazcık daha önemli. Ama ikinci durum, yani var olan yaşayan bir sistem için de bu tarz şeyleri içeriye dahil etmek kolay. Yani şöyle bahsedeyim, işte normalde sunucuların üzerindeki bir şeyleri takip etmek istiyorsanız kuracağınız tool'ları kurup hayata geçirmek kolay. Var olan sisteminizi herhangi bir şekilde sıkıntıya sokmaz. Ama loglama mekanizması ve metrikleri toplama mekanizması için kodda değişiklik yapmanız gerekiyor. Yani diyorum işte şu an ne kadar üzerimizden para geçiyor, transaction yapılıyor veya şu an X yerde nasıl bir hata olduğu anlamak istiyorsanız kodda değişiklik yapacaksınız. Ben en azından senin için bir yakın örnek söyleyeyim. Biz monolog kullandık şeyde. İçerideki projelerde, iki projede monolog kullanıyoruz. Oradan direkt monolog üzerinden syslog'a basıyoruz. Monolog üzerinden direkt syslog'a basıp bir tane syslog makinamız var orada yaşayan. O syslog makinasından direkt okuyoruz. Oranın üzerinden o bütün komple makinenin üzerindeki her şeyi takip edebiliyoruz. Ya o bahsettiğim bu monolog veya benzeri bütün logging uygulamalarında bütün işte bu Greylog'dur, Sentry'dir, bunların hepsinin zaten desteği mevcut. Takıp hemen kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yani çok aslında problem yaşayabileceğiniz, çok zaman harcayacağınız şeyler değil. Var olan sistemlere bir şekilde entegre etmeniz çok da zamanınızı almaz. Fok İnternet Hizmetleri Ömer. Efendim? Fok İnternet Hizmetleri Ömer. Ha, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bu bahsettiğiniz tool'lar server'a kurulduktan sonra hızda ve diğer etkenlerde yavaşlama oluyor gösteriyor mu? Şöyle, şimdi sizin aslında o datayı nasıl çektiğinize bağlı olarak bu değişen bir durum. Şöyle biraz gerilerden geleyim. Örnek olarak söyleyeyim. Şimdi grafit gibi bir çözüm kullandığınızı varsayıyorum. Veya Ganglia gibi veya Mooning gibi. Bu tarz çözümler genel olarak, Collective için de bu mevcut. Bunlar genel olarak sizin içerideki datanızı 5 dakikada bir toparlar. Eğer real time bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız, işte Riemann var, farklı Nivrelik var. Bunlar performans açısından birazcık daha sıkıntılılar. Burada bahsettiğim işte en basitinden Moonin. Moonin en kurup kullanması en kolay şeylerden biri, monitoring uygulamalarından biri. Bunun çalışma yapısı şimdi kendi içerisinde, şimdi şu gördüğünüz grafikler RRD tool grafikleri. Bu RRD tool grafikleri kendi içerisinde datayı tutarken 5 dakika, 15 dakika, işte 1 saat, 2 saat, 1 gün, 1 ay gibi eksponentlerde saklıyor bu datayı. Ve buradaki en küçük birim genel olarak standart 5 dakikadır. Çünkü buradaki her data point bir şekilde aynı zaman aralığında olmasına ihtiyaç var. Onun için bu data sadece 5 dakikada bir çalışan bir cronla alındığı için sistem performansına genel bir etkisi yok. Gönül rahatlığıyla o şekilde kullanabilirsiniz. Tabii bu şeye de bağlı. Bir makine üzerinden binlerce makineyi eğer monitör etmeye çalışıyorsanız o zaman sadece monitoring için ayrı bir makine ayırmaya ihtiyacınız var. O birazcık da performansı sıkıntılı bir durum. Ama genel olarak sadece makinenin üzerinde veya bu tarz çözümlerle kullandığınız zaman bu tarz dediğim gibi en kısa data eksponenti 5 dakika veya 1 dakika gibi olduğu için çok problemli olmuyor. Ama işte o commercial solution'lar diye bahsettiğim
işte nearly server density gibi şeyler. Onlar sizin direkt uygulamanız, sizin makinanız üzerinde sürekli çalışan daemonlar olduğu için birazcık sistem performansı olarak problemler. Birazcık da oradaki performans artık sizin o kurduğunuz uygulamanın içerideki kodun insafına kalmış bir durum. Ama bu tarz şeylerde çok problem yaşamazsınız. Son bir soru daha alabiliriz isterseniz. Çünkü sonra ara vereceğiz programı yakalanma açısından. Var mı soru sormak isteyen? Peki. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun.